Arkadaşlar merhaba. Şimdi aslında herkesin bildiği bir yer Kizikos. Bu tatlı suyla Erdek Anayolu arasında denizle neredeyse sıfır bir konumda düzlük bir yer var. Şu anda oradayız. Asıl Kizikos buradaymış. Şimdi bakın arkamda tarihi kalıntılarını görüyorsunuz. Bu bölgede biraz yürüyüş yapacağız ve size de elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Muhteşem yerler var. Belki de %80'i buranın toprak altında. Sadece toprağın üstündekileri görebiliyoruz. Ama alt tarafını tahmin edebiliyoruz. Mesela bulunduğum yer şu anda bir tepelik yükselti bir yer. Ve arkamda gördüğünüz kalıntıları bakın. Muhtemelen burada bir yapı varmış daha önceden. Bir şeyler varmış. Zamanla toprak kapanmış. Hep böyle buralar. Bakalım gezdikçe göreceğiz. Bakın bir şey varmış. Burada yıkılmış. Kertenkeleye bakın, içeriye düşmüş. Oluklu kertenkele. Oradan çıkabilir mi acaba ya? Şimdi arkadaşlar, burası bir zeytin bahçesi. Elektrik direği dikmek için kazılar yapılması gerekmiş. Burada böyle çukurlar açmışlar. Fakat bu çukurları açtıkları zaman görüyorlar ki yapılar var, tarihi eserler çıkıyor. O yüzden bu kazılar bütünüyle durmuş. Biz de görüyoruz şu anda bayağı bir aşağı inmişler. Katmanları zaten görüyorsunuz. Şu anda mesela ormanın içindeyiz aslında ama bakın deniz kabukları var. İnanılmaz derecede fazla hem de. Her yer deniz kabuğu. Şimdi biraz böyle devam edelim. Mesela burada da testi kırıkları var. Kim bilir belki de neler bunlar. Yani testiymiş bunlar. Hatta insan kemikleri bile var burada. Bakın şu bir kemik. İnsan kemiği mi bilemiyoruz tabi ama. Böyle bu bahçeyi kazmışlar. Bakın içerisinde yapı. Görüyorsunuz. Ve katman katman işte şeyler var. Kiremit parçaları var. Deniz kabukları var. Hepsi gözüküyor. Arkadaşlar burası liman giriş kapısıymış. Yani Kizikos limanının giriş kapısıymış. Fakat sonradan işte yüksek kalıyor. Kale bu şekilde kalıyor atıl durumda. Tabi kazılar çok yapılmış burada. Defineciler çok kazı aramışlar. Arta kalanlar bunlar. Oldu kertenkele. Evet. Gidiyor. Oluklu kertenkele çok bu aralar ya. Burası da kesin bir kale duvarı gibi bir şey. Zeytin bahçelerinin içinde kalmış. Şöyle biraz gidelim. Yani gezdiğiniz her yerde bir ne bileyim zamanında küp varmış, bir şey varmış. Evet. Şuradan bir çıkalım bakalım. Abi burası da bir böyle işte kapı ya da sur duvarı. Tabii bu konularda bilgimiz olmadığı için arkadaşlar gördüğümüzü dilimizin döndüğünce söylüyoruz. Şurada işaretli taşlar var. Şu anda Kizikos antik kentinin içerisinde yürüyoruz aslında. Yani dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum tabi. Bu konuda bir bilgim yok çok fazla. Gördüklerimi paylaşıyorum. Ama bakın yani bahçe sınırları bile tarihi taşlardan yapılmış yani.
Şimdi şu taşa bakın. Belki de farklı bir şey. Ağır bir taş. Şekilli şemalli bir şey. Daha buralarda neler vardır? Bakın bir belki kale yıkılmış burada. Ya da bir yapı. İşte taşlardan aşağı doğru yol açmışlar. Şimdi şurada bir kuyu gibi bir şey var. Oraya doğru gidelim. Zaten burası bir yükselti. Burada muhtemelen bir yapı var. Bir şey var mı orada? Muhtemelen burada bir şey varmış ama toprak altında kalmış. Bahçenin içinde kuyu. Muhtemelen tarihi bir kuyu. Bahçe dümdüz arkadaşlar. Arka tarafta taşlar, yapılar. Bahçenin güzelliği bu arada. Hakikaten çok. Burası kuyu. Yani belki de aşağıdan kanallarla bir yere bağlanan su kanalı. Hatta şurada da sütun başlığı gibi bir şey var. Gerçekten hayranlık uyandıran bir yer. Evet, burası Düzler bölgesinde. Muhtemelen Gözlem Kulesi olarak bilinen bir yer. Ama burası hamammış arkadaşlar. Böyle bir yer. Kizikos kalıntıları. Kizikos zamanından kalma yerler. Gerçekten muazzam. Fakat şöyle üzücü bir tarafı var. Bakımsız işte. Keşke buralara sahip çıkabilsek. Buradan da oraya geçiyor. Buradan karşı tarafa geçiyor. Belki de bu şeydi. Daha yüksek bir geçitti ama kapanmış. Şimdi arkadaşlar artık akşam oldu. Daha önümüzde amfiteyatro vardı. Epey yürümemiz gerekiyordu. Fakat hava karardı. Güzel çekimler yapamayız. O yüzden dönüyoruz. Bu videoyu burada kesiyorum. Böyle bir küçük bir video olsun. Sonrasında hani yorumlarınıza, beğenilerinize göre devam edeceğim. Amfiteyatro var. Bir sürü gerçekten görebileceğimiz kalıntılar da var oralarda. Hepsini gezeriz inşallah. Şimdilik iyi akşamlar. Hoşça kalın.